Logaritmada buradaki argüman ile üslü ifadenin tabanı değiştiğinde sonuç değişmez. Öyleyse x eşittir 3 üssü logaritma 6 tabanına göre 18 diyebiliriz. Buradaki 18'i 6 çarpı 3 dersek üst kısmında logaritmaların toplamı şeklinde yazabiliriz. 3 üssü logaritma 6'ya 6 artı logaritma 6'ya 3. Buradan 1 geleceği için 3 üssü 1 olur. Üsler burada çarpma işleminde toplandığı için bunu çarpma olarak yazabiliriz. 3 çarpı 3 üssü logaritma 6 tabanına 3. Öyleyse bu ifadeyi ayırmak istersek şunun karşılığı her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x bölü 3'tür. Y için de aynı işlemleri yapalım. 2 üssü logaritma 6 tabanında 1 bölü 2, 2 üssü eksi 1 olur. Eksi 1 başa gelir. Burada da şuna bakıyoruz. Eğer bir sayı argümanla çarpıldığında tabanı veriyorsa bu iki logaritmanın toplamı 1 yapar. Yani logaritma 6 tabanına göre 3'ü bulmak istiyorsak birden bu ifadeyi çıkarmamız gerekiyor. Buna göre eksi parantezinde logaritma 6'ya 6 yani 1 eksi 6'ya 3 parantezi açtığımızda 2 üssü eksi 1 çarpı 2 üssü logaritma 6'ya 3 oldu. Bu ifadeyi de kopardığımız zaman bu 1 bölü 2'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsak bunun karşılığı 2y'dir. Şimdi bu yuvarlak için aldıklarımızı çarpacak olursak üstleri aynıdır. Üstleri aynı olan ifadelerin çarpımlarında üst aynı kalır, tabanlar çarpılır. 3 çarpı 2 6'dır. 6 üssü logaritma 6 tabanına göre 3 olur. Diğer tarafta da x bölü 3 ile 2y çarpılır. Buradaki tabanlar aynı olduğu için bu ifade 3'e eşit olacaktır. Dolayısıyla eşittir 3 diyebiliriz. İçler dışlar çarpımı yapar düzenlersek 2x'ye eşittir 9 bulunur. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.